Merhaba arkadaşlar, Medon'un hobilerine hoş geldiniz. Rabbim yolunuza içinde Allah korkusu olan, merhamet olan kullarını çıkarsın inşallah. Bugün sizlere burundan başlanan klasik 5 şiş patik anlatacağım. Elde kalan parça iplerimi de değerlendirdim. 5 şiş klasik patiklerde, çoraplarda kullanılan basit modellerden bir karma yaptım. Kolayları seçtim. Bu 38-39 numara için, daha farklı numaralar için örecek arkadaşlara videonun ilerleyen dakikalarında anlatacağım nasıl örmeleri gerekeceğini. İplerim bonbon lüks. Elde kalan ipler, daha önce anlattığım çoraplardan, patiklerden kalan iplerim ve beyaz ip kullandım. Şişlerim her zaman olduğu gibi 3 numara. Çorap şişi. 10 ilmek olarak başlayacağım. Bu başlama tekniklerini sizlere başka videolarda defalarca anlattım. Takılırsanız o videolara gidip bakabilirsiniz. Her şişime de 10'ar ilmek attım. Bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Bir tur ördüm. İki şişimdeki ilmeklerimi de kenardaki ilmeği örüyorum. Buraya bir tane ilmek atıyorum. Diğer şişlerimizi takabiliriz. Kenarda bir tane ilmeğim kaldı. Buraya da bir tane ilmek atıyorum. Kenar ilmeğimi ördüm. Bir ilmek atıyorum. Beşinci şişimi de takıyorum. Kenarda yine bir ilmeğim kaldı. Bir ilmek artırıyorum.
artırma turumu tamamladım. Şimdi 4 şişimde de birer tane ilmek artırmış oldum. Bu kenar ilmeğim. Şu da bir tur önce artırdığım ilmek. Şimdi bu ilmeği ne yapıyorum? Şuradan tersinden giriyorum. Şöyle gelişine takmıyorum. Gelişine taktığım zaman burada delik oluşur. Şuradan arkasından tersinden giriyorum. Bu ilmeğimi örüyorum. Bir turda artırıyoruz. Bir turda artırmıyoruz. Bu da bu kenarda artırdığım ilmeğim. Bunun da şöyle tersinden giriyorum. Gelişine girmiyorum. Şuradan arkasından giriyorum. Bunu düz örüyorum. Bu da kenar ilmeğim. Yine tersinden giriyorum, artırdığım ilmeği. Tersinden giriyorum artırdığım ilmeğin. Kenar ilmeği. Bir tur artırdım. İkinci turda artırdığım ilmekleri ördüm. Şuraya geldiğim zaman başa gelmişim demektir. Burası bizim başlama noktamız. Yani yine artıracağım. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek artırdım. İpim parçaymış. Bu kenarda yine artırma işlemi yapıyorum. 4 şişinizin de kenar ilmeklerinden önce bir turda ilmek artıracaksınız. Bir turda artırdığınız ilmeğinizi ajur oluşturmayacak şekilde tersinden girip öreceksiniz. Bu başlama şeklini size başka bir videoda anlattım arkadaşlar. Şimdi böyle rastgele düğüm attım. İşim bittikten sonra o düğümleri açıp tekrar ilmeklerimin örgümün arkasına böyle uçlarını fazla bıraktım ki bunu sonra çözüyorum. Arkaya ilmeklerin altından geçirerek saklıyorum. Sökülmeyecek şekilde. Yine artırma yerine geldim. Kenar ilmeğimden bir önce artırdım. Artırma turumu tamamlamışım. Şimdi tekrar bu sırada da anlatayım. Videomuz uzun olmasın çünkü daha üzerinin desenlerini anlatacağım. Şuradaki artırdığım ilmeğimin yine gelişine değil tersinden girip örüyorum.
artırdı bilmeyin. Tersinden girip örüyorum. Bir turda artırın, bir turda artırmayın. Bir şişinizde 11 ilmek olana dek bu işlemi yapıp gelin. 11 ilmek, 12. ilmeği attığımız sırada üzerindeki şu deseni uygulamaya başlayacağız. 11 ilmeğim var şu anda her şişimde. Bu sırada her şişime 12. ilmeğimi atacağım. 12. ilmeğimi attığım anda beyaz ipimi bağlayacağım. İki beyaz, iki pembe. İlmek artırma işlemlerimiz desen örerken de devam edecek. Bir şişimizde 14 adet ilmeğimiz olana dek arttıracağız ilmeklerimizi. Bu kenara bakın ilmeğim beyaz denk geldi. Beyaz ipimde ilmeği attım. Burada yine iki tane ilmeğim iki ilmekten sonra beyazla ilmek attım. Şöyle eğer size karışık gelirse 14 ilmeğiniz oluştuktan sonra desen uygulamasına başlarsınız. Tur 2 pembe 2 beyaz. Kenara 3 pembe denk geldi. Fark etmez. Şimdi burada beyazımızı kaydıracağız sağa doğru. Bu yüzden şimdi şuradaki ilk attığım iki beyaz ilmeğim sağa doğru kaydıracağım bunu. Şu şekilde. Yine iki pembe, iki beyaz ama beyazı sağa doğru kaydırıyoruz. Beyazı sağa doğru kaydırdığımız için pembe de sağa doğru kaymış oluyor. Anlaşıldı mı? Bu turu tamamlayıp gelin bu şekilde. İkinci sıramızı tamamladık. Bundan sonra
Burunda pembe iple işimiz bitti. İki pembe, iki beyaz ördük. İkinci sırada bunu kaydırdık sağa doğru. Şimdi bütün ilmeklerimizi beyaz öreceğiz. Artırma işlemimiz yine devam ediyor. Bütün ilmeklerimiz beyaz. Sağ kenarda kenar ilmeğinden hemen sonra bir artırma işlemi yapıyoruz. Sol kenarda kenar ilmeğinden bir önce kenardaki bir ilmekten bir önce artırma işlemimizi yapıyoruz. Her şişimizde 14 adet ilmeğimiz olana dek. Şimdi bu sırada 13. ilmeğimizi attık. 2 tur. 2 tur beyaz örüp geleceğiz. Son artırma sıramıza geldik. Bu sırada yeşil ipimizi uygulamaya başlayacağız. Son artırma işlemi yaptım. 3 beyaz ördüm. 3 beyaz, 1 yeşil. Bu turdaki ilmeklerim şu anda düz geliyor arkadaşlar. Sizi yanıltmasın. Ben bir sıra fazla örmüşüm. Hızımı alamayıp söktüm, o yüzden bir sıra. Bir yeşil, 3 beyaz. Kenarlarda son artırma işleminizi unutmayın. Bu turda 3 beyaz, 1 yeşil olarak örün. 3 beyaz, 1 yeşil olarak turumu tamamladım. Artırdığım ilmeklerimi yine çevirerek örüyorum. Son artırmalarımız da onlar. Yeşil desenimizde İlk turda attığım o bir ilmeğin üzerini beyaz ördüm. Sola doğru 2 ilmek kaydırdım. İki beyaz, bakın bu yeşil, beyaz sola doğru kayıyor desen. 2 beyaz, 2 yeşil. İki beyaz, iki yeşil. Şuradan daha net göreceksiniz. İki beyaz, iki yeşil. Bu ilk turda attığımız bir yeşil ilmeğimiz sola doğru kaydı, iki ilmek oldu. Bu turu da böyle tamamlayın. Şimdi bu sırada bir tur önce ördüğümüz iki yeşil ilmeğimizin en sağda olanı aynen devam ediyor. Bir beyaz ve bir pembe. Çiçeği oluşturuyoruz üzerindeki. Burada ben şurada bir beyaz uyguladım. Ama şurada uygulamadım. Hangisi hoşunuza giderse onu örün. Aşağıda uyguladım, yukarıda uygulamadım. İkisi de benim için güzel oldu. Bir beyaz bir yeşil bir beyaz bir pembe bir beyaz bir yeşil bir beyaz. Hepsini birbirine karıştırdım. Bir pembe. Aralarda bir beyaz kaldı. Desen aralarında. Bir beyaz
Bakın bir yeşil, bir pembe, bir beyaz. Yeşilden sonra beyaz. Bir pembe. Bu turumuzda böyle. Şuradaki kenardaki yeşil aynen devam ediyor. Dikine devam ediyor derler bizde. Bu devam ediyor. Bu yeşilden sonra bir beyaz, bir pembe, bir beyaz, bir yeşil, bir beyaz, bir pembe. Bu sırada bu artık küçük çiçeğimizin son sırası. 2 beyaz, 2 pembe. Pembenin bir tanesi yine pembe ilmeğin üzerine denk geliyor. Bir tanesi bir tur önce yeşilden sonra ördüğümüz beyazın üzerine denk geliyor. Şu şekilde baktığınız zaman daha net anlarsınız. Şu çiçeği de öreyim daha. İki beyaz, iki pembe turumuzda. Sıra sonuna geldikten sonra pembe ipimi kesiyorum. Bu sırada bütün ilmeklerim beyaz. İki sıra, iki desen arasında iki sıra beyaz örüp geleceğim. Siyah desene geçmeden önce arada iki sıra ana renkli örüp geliyorum. İki sıra beyazla ördükten sonra siyah desenime başlayacağım. Şuradaki ilmeklerimi örüyorum köşe dönüşünde. Bunlar biraz desenden dolayı geriden geliyor. Bir siyah, bir beyaz. Bir siyah, bir beyaz. Bir siyah, bir beyaz. Bütün ilmeklerinizi bir siyah, bir beyaz örüp gelin. Bu sırada bütün ilmeklerimizi siyah örüyoruz. Siyah desenin 3. sırasında 6 siyah, 6 siyah, 2 beyaz. Altı siyah, 2 beyaz. Beyaz ipimi arkada ilerletiyorum ki desen aralarında çekme yapmasın. Altı siyah, iki beyaz. Siyah desenin 4. sırası 4 siyah, 4 beyaz.
4 siyah, 4 beyaz. Siyah desenin 5. sırası 2 siyah, 2 beyaz. Tekrar 2 siyah. Şu beyazın tam ortasına 2 siyah. 2 beyaz. Siyah desenin 6. sırası 4 beyaz 4 siyah. Şuradan baktığımız zaman şöyle şu sıra ortaya attığımız iki tane siyah ilmeğimiz desenin gövdesine doğru sol tarafa doğru 4 oluyor. Desenin gövdesiyle birleşiyor. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Siyah desenin son sırası 2 siyah, 2 beyaz. Yani şu sıra. Bu siyah desenin üzerini kapatıyoruz. Şurada arada boşluk olmasın diye 2 ilmek atıyoruz. Bundan sonrası aşağının tekrarı. Şimdi aşağıda desenlerin her sırasını tek tek anlattım. Şuradan sonra 3 sıra düz gittim ana renkle. Ana renkle. Daha sonra üzerine şu aşağıdaki desenin aynısından oluşturdum. Burada şu bir tane beyaz ilmeği kapalı yaptım, değişik yaptım. Size kalmış. İster o tür yapın, ister şöyle yapın. Hangisi gözünüze daha güzel gelirse, hitap ederse. Bunun üzerine aynı desenleri tekrar ettikten sonra ortayı ayırdım. Oraya kadar örelim, gerisini anlatayım. Videonun başında da söylediğim gibi bu 38-39 numara için. Bakın benim mankenim 37 numara. 38-39 numara için bu patik. Ben üzerinin desenlerini net görebilirsiniz diye giydirdim bu mankene. 38-39'dan küçük örecekseniz şu aralardaki çizgileri daha az yapacaksınız. Aralarda ana renkle gittiğim çizgileri daha az öreceksiniz. Eğer 40, 41, 42 için örecekseniz bu sıra sayılarını artıracaksınız desen aralarında. Şimdi ben son desenin uygulamasından sonra bir sıra ana renkle üzerine gittim. Her şişimizde 14'er adet ilmeğimiz var. Bu sırada ortanın ayırma işlemini yapacağım. Şu 6 ilmekle oluşturdum bu haroşaları. Şimdi şurada 6 ilmeğim kalana dek diğer ilmeklerimi düz örüyorum. 6 ilmeğim kalana dek ilmeklerimi düz ördüm. Bunları arka yüze haroşa olacak şekilde örüyorum 6 ilmeğimi. Şu son kenar ilmeğim. Bunu şimdi örmüyorum. Döndürüyorum. Döndürdükten sonra bu kenar ilmeğimi örüyorum. Haroşa olan kenarlarda ben kenar ilmeğimi böyle örüyorum. Daha düzgün bir kenar elde ediyorum. Her insanın eline göre değişebilir.
Benim elimde böyle ördüğüm zaman daha düzgün kenar elde ediyorum. O yüzden bu şekilde örüyorum. 2, 4, 5, 6. Bundan sonra saat yönünde örmüyoruz. Gitgellerle örüyoruz patiğimizi. İsterseniz burayı tamamen haroşada örebilirsiniz. Şu kısmı. Tamamen haroşada örebilirsiniz. Nasıl kolayınıza gelirse ben düz devam ettim. Buralara küçük desenler de atabilirsiniz ama ipi iki parça yapıp kesmeniz gerekecek. Ya da küçük küçük desenlerle devam ederseniz kesmenize gerek yok. Şuralara desen uygularsanız ipleri küçük küçük bağlamanız gerekiyor. Ben öyle yapmadım. Düz sade ördüm. Diğer kenarda 6 ilmek kalana dek ilmeklerimi ön yüze düz gelecek şekilde örüyorum. Diğer kenarda 6 ilmek kalana dek ördüm. Bunları da haroşa olacak şekilde örüyorum. Beş tanesini ördüm. Örgümü döndürdüm. Bu kenar ilmeğim. Bunu da döndürdükten sonra haroşa olarak ördüm. Şimdi patiğimizin bu kısmını ayırdık. 6 ilmek bu tarafta, 6 ilmek bu tarafta, haroşa kenarlarda. Gitgellerle bu kısmı öreceğiz. Ben tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 diş haroşam olana dek kenarları ördüm. Sekiz diş haroşa. Daha küçük numara için örecekseniz buradan eksiltebilirsiniz. Birkaç sıra eksik, birkaç diş eksik örebilirsiniz. Ayağa rahat girmesi için ayağa girecek şekilde ölçtükten sonra buradan küçültebilirsiniz numarayı. Ama oradan küçültmenizi tavsiye etmem hiçbir zaman. Şu kısımda, bu kısmı tam ayarlı, küçük numara için ayarlı örerseniz bu kısım ayağınızın gireceği için biraz geniş kalırsa daha iyi olur. Yeni başlayan arkadaşlara bunu da belirteyim. Ben şimdi bununla eşit sayıda örüp geleceğim. Kenarda 18 diş haroşa olana dek ördüm. Şimdi arkasını öreceğiz. İlmeklerimi ayırdım. 22 adet ilmek bu kenarda. 22 adet ilmek bu kenarda bıraktım. Ortada 12 tane ilmeğim var. Şurayı öreceğim. İşlemimiz şöyle. İlmek dağılımını eşit şekilde yaptıktan sonra 22 bu kenarda var, 22 bu kenarda var, 12 ortada var. Dediğim gibi elinizdeki ilmek sayısına göre dağılımınızı yapıyorsunuz. Kenardaki son ilmeğimi örmüyorum. Sıradaki diğer şişimdeki 22 ilmeğimin bir tanesini örüyorum. Bu örmediğim kenar ilmeğimi onun üzerinden atıyorum. Döndürüyorum.
kenardaki son ilmeğime geldim. Bunu da örmüyorum. İpim arkada. Yandaki şişin ilmeğini örüyorum. Kenar ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atıyorum. Döndürüyorum. Diğer başa dek ilmeklerimizi örelim. Eğer daha kavisli bir topuk olsun istiyorsanız direkt şimdi ben aşağılarda birer adet birleştirme yaptım. İki sıra gittim yani iki kez birleştirdim. Ama direkt topukta bir kavis olsun isterseniz döndüğünüz an topuğu döndüğünüz an ilk birleştirme işleminde şu yandaki şişten iki ilmeği tek ilmek gibi örüp birleştirme yapabilirsiniz. Daha kavisli bir topuk elde edersiniz. Ben diğerini öyle yapmadığım için bunu da bu şekilde örüyorum. O diğer o kavisli topuğu da bir patimde anlatmıştım ama şimdi hangisinde anlattım hatırlayamayacağım. İki kez birer adet birleştirme yaptım. Kenar ilmeğimi örmeden şişimde tutuyorum. Şuradan iki tane ilmeği beraber örüyorum. İki tanesini beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi üzerlerinden atıyorum. Diğer kenarda da aynı işlemi yapacağım. Diğer kenara kadar örüp geliyorum. Diğer kenara geldim. Kenar ilmeğimi yine örmeden diğer şişime alıyorum. İpim arkada. Örgümün tersinde. Şuradan sıradaki iki ilmeği beraber örüyorum. Bir ilmekmiş gibi. Kenar ilmeğim şurada arada kaldı. Bu kenar ilmeğimi alıp ikisini beraber ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bir sırada iki ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi iki sıra daha gidip geleceğim. İki sırada da birer ilmek eksilteceğim. İki sırada birer ilmek eksilttikten sonra üçüncü sırada yine ikişer ilmek eksilteceğim. Başa dek gidiyorum şimdi şuraya dek. Başa geldim. Kenar ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. İpim ileride. Bir tane ilmeği örüyorum. Kenar ilmeğimi bu ilmeğin üzerinden atıyorum. Döndürüyorum. Diğer kenarda da bir ilmekle birleştirme yapacağım. Bu işlemi iki kez yapacağım. İki kez birer ilmek birleştireceğim. Üçüncü sırada iki ilmek birleştireceğim. İki sıra boyunca birer tane ilmekle birleştirme işlemini yaptım. Üçüncü sırada yine çift birleştirme işlemi yapacağım. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Şu kenardan iki tane ilmeği beraber örüyorum. Bu ilmeklerin üzerinden kenar ilmeğimi geçiriyorum. Diğer kenarda da aynı işlemi yapacağım. Diğer kenara geldim. Örgümün tersi benden yana. İlmeğimi, kenar ilmeğimi örmeden şişime alıyorum. Bu kenardan iki tane ilmeği beraber örüyorum. Bu ördüğüm iki ilmeğin üzerinden, onların içinden çıkarttığım ilmeğin üzerinden kenar ilmeğimi aktarıyorum. Her sırada birleştirme işlemi yapıyoruz ama her sırada iki ilmek birleştirmiyoruz. Her sırada iki sırada birer adet ilmek birleştiriyoruz. Üçüncü sırada iki ilmeği birden eksiltip birleştiriyoruz. Şimdi yine
2 sıra boyunca birer ilmekle birleştireceğim. 2 sıranın sonrasında 3. sırada ikişer ilmekle birleştireceğim. Bu yine tek birleştirme işlemi yapıyorum. Bir tane ilmekle kenar ilmeğimin üzerinden 2 sıra daha örelim. 2 kez eksiltme yapalım. Üçüncü de çift yapalım. 2 sıra boyunca tek birleştirme yaptım. Yine çift birleştirme yapacağım yere geldim. Yani 3. sıra 2 ilmeğimi beraber ördüm. Kenar ilmeğimi bunların üzerinden attım. Böyle devam edeceğiz. Nereye kadar? Ta ki şimdi şu kenarda haroşalarımız var. Onların altındaki şu son ilmeğimize kadar, son düz ilmeğimize kadar böyle bu şekilde eksilterek gelelim. Şurada haroşa yaptığım bölümde yine 5 iş çoraplarda bilekte yapılan en büyük hatalardan birini anlatacağım. Nasıl düzelteceğinizi. Bu hatalar birçok kişi Tunus işi patikte de yapıyor. Onu da buraya gelince anlatacağım size. 5 iş patiklerin ve Tunus işi patiklerin bileğini daha güzel gösteren püf noktalarından biri de şu ilmeklerinizi eksilteceksiniz. Tam yukarıya bu kenara çıktığınız zaman ilmek sayınız eksilmiş olacak. Bunları aşağıda çıkmadan önce eksilteceksiniz. Burada da eksiltebilirsiniz. O size kalmış. Ama ben haroşaya geçmeden önce buradan ilmeklerimi eksilteceğim. Yine çift öreceğim bir sıraya geldiğim için bir ilmek kalana dek demiştim ama benim çift örmem gereken sıra, yani şurada yine iki kere tek ördüm. Çift örmem gereken sıra bu son iki ilmeğe denk geldi. O yüzden iki ilmek kalana dek ördüm. Haroşadan önce iki düz ilmeğim kalana dek ördüm. Birleştirme işlemini yaptım. Kenar ilmeğimi ördüm. Kenar ilmeğimi ördükten sonra şu iki ilmeğimi kenar ilmeğimden sonra ikinci ve üçüncü ilmeğimi beraber ördüm. Bu kenarda bir tane ilmek eksilttim. Diğer kenara geliyorum. Bu kenarda da şu iki ilmeğimi bu taraf sol taraf olduğu için ilmeklerimi çevirmem lazım. İkisini beraber ördüm. Eksiltme işlemi yaptım yani. Pardon. İkisini beraber ördüm. Bu kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi örmüyorum. İkisini şuradaki birleştirmenin hani iki sıra örüp de üçüncüyü beraber örüyorduk. İşte bu benim üçüncü sıram. Beraber örüyorum. Kenar ilmeğimi bu ilmeklerimin üzerinden atıyorum. Döndürüyorum. Diğer kenarda da aynı işlemi yapacağım. Kenar ilmeğime geldim. Kenar ilmeğimi örmeden son iki düz ilmeğimle burayı birleştirdim. Kenar ilmeğimi üzerinden attım. Döndürüyorum. Burada iki ilmek daha eksilteceğim şimdi. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu ikisini beraber ördüm. Burayı haroşaya geçtim. Haroşayı üstten alıyorum ben. Farkı bu yani. Düzleri böyle alırken. Şimdi arkada haroşa sırasına geldiğim için bu kenardaki iki ilmeğimi de eksilttim. Bunlar eksilttiğim ve ortada 12 adet ilmeğim vardı. Onlardan eksiltme yaptım. Onların kenarlarından birer kenar ilmeği bırakıp
Kenarlardan onlardan eksilttim. Ortada 12 adet olan ilmek sayım 8'e düştü. Bu da kenar ilmeğim. Kenar ilmeğimi ilk haroşa ilmeğimle birleştirdim. Şimdi haroşaya geldik. Burayı da haroşa olarak devam edeceğim. Orta ilmek sayım 8 kaldı arkadaşlar. Bunu böyle devam ettireceğim. Daha fazla eksiltmeyeceğim. 12 başladım. Arkasını 8 ilmekle bitireceğim. Şimdi örgümün ön tarafına gelen düz ilmeklerimi de haroşa olarak örüyorum. Şurayı biraz kaktıralım. Bundan sonra düzlerimiz haroşa oldu. Kenar ilmeğimi yine örmedim. Bunu üzerine aktardım. Bakın artık buradaki ilmeklerim haroşa. 8 ilmeğimle artık ilmek eksiltme işlemi yapmayacağım ortada. Ortası 8 ilmekle gidecek, ilerleyecek. Yani bileğinin biraz daha sıkı olması için biraz daha tutması için. Bu kenarlardaki ilmeklerimizi bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 5 sıra haroşa öreceğiz. Yani şu kenarlardaki ilmeklerimiz bitene dek haroşa örüp kapatacağız. İlmek sayımız 8. Kenarda kalan haroşalarla birer birer burada çift örme işlemi yapmadım artık. Aşağılarda yaptım ama burada tam üzerinde hani iki sıra tek örüp üçüncü de çift örüyorduk. Onu yapmadım. Kenar ilmekleriniz bitene dek bu işlemi yapın. Son ilmeğimi de birleştirdikten sonra ilmeklerimi kapatıyorum. Sizin eliniz hangi kapatma yöntemine alışıksa bu şekilde kapatın. Ben fazla yüksek olmaması için tek seferde kapatıyorum. İpimi kesip ipuçlarımı saklıyorum. Şöyle kısaca göstereyim. Arkasının bitmiş hali böyle. Şöyle patiğinizle ipimin ucunu saklayacağım sonra. Şöyle patiğinizle tuttuğunuz zaman arkası hiçbir zaman patiğin şu örgüsünden yüksek olmamalı. Tabii bunu daha kalıplamam lazım. Örecek arkadaşlara kolay gelsin. Zevkinize göre bileğini tığlayabilirsiniz. Şimdi ben bunun bileğini şu renkle bir sıra gideceğim. Bileğini bir sıra sık iğne ördüm. Patiğimizin bitmiş hali böyle. Klasik 5 şiş patiklerin en basit, en kolay desenlerini seçerek size anlatımını yapmaya çalıştım. Özellikle yeni başlayan arkadaşların rahatlıkla yapabilmeleri için püf noktalarını anlattım sizlere. En çok yapılan hataları, özellikle bilekte. Öreceklere kolay gelsin. Takıldığınız yerleri sorabilirsiniz. Yardımcı olurum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.